Zaman hızla akarken kadın derya gibidir, derya da çabuk 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 açar kadın yelkenlerini, dalgalarla coşmak limanlara sığmak ister. Derya da çabuk 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 çabuk. How are you? Welcome to Turkey. Bu kadar anlaşıldı mı? Evet, anlamıştım. Şimdi o hiç Türkçe bilmiyor. İngilizce ile de arası iyi değil. Benim yalan yanlış İngilizcem işte bu kadar ama beynelmiler artık o kadarı herhalde anlaşılmıştır. Bizce o hiç konuşmasın ve resmetsin. Yani hemen göstermek istiyorum. Hemen göstermek istiyorum. Yani... bu şeyin Gülöz'den anlatsın bize. Ben anlatayım. Bu çelik dövülerek yapılan bir tepsi şekli. Bir dakika şöyle yapacağım. Bizim bakır daha kalındır. Kalın. Galvaniz, bu çok ince. Galvaniz de değil. Galvaniz de değil. Bu Ruslar bu şeyi çok kullanıyorlar. Evet. Hatta şey bulat tepsiler de mi? Onlar da aynı. Onlar da aynı. Onlar da çok ince değişik teknikle yapılmış çalışıyor. Evet. Ben de bir tane eskiciden aldım. Var o tepsiden boyaları falan dökülmüş. Yani bu işin ustası. Kendi yaptığı başka şeyler de var. Mesela birkaç gölge ışık çalışıyor. Onu da fırınlıyor, vernikliyor. Sonra onun üstüne... Vernik de muhteşem yalnız. Şöyle süper. Görelim. Süper. Ne kesiyor bunu? Heh, şöyle yapayım. Vernik de çok muhteşem. Hiçbir şey olmuyor bu tepsiye. Yok, değil şey. Mi? Hiçbir evladiyelik. Şey tabii. Türkiye'de bir yer açsa, yapsa... Olabilir. Valla ben önayak olurum çünkü bu sanatı evimde kullanmak isterim. Çok güzel, köklü. Valla yapalım. Ben mobilyada kullanıyorum. Mobilyada sen Gülöz'den kendini hafife almasın. O da çünkü bu tekniğin çok iyi bir ustası. Hakikaten büyük masalar, sehpalar, her şeyler yapıyor. O da siparişlerinizi kabul edebilir. Ama ben Ole'ye bir tane tepsi şundan bir sipariş ediyorum. İnşallah. Eğer yaparsa, lütfederse çok mutlu olurum. Onun eserini taşımak isterim. Eser yani. Olek bir çalışmalarından bir örnek. Can you start? Yes. Benim İngilizce çok iyidir yalnız ona göre ama olsun anlatırım derdim. Hocam önce yapraklardan başlıyor tasarım yaparken. Bu tekniği yaparken mutlaka orta değer bir renkle başlıyoruz. Mesela bir yaprak yaparken kaldı ki ben akrilikle çalışıyorum. Hocam yağlı boyayla çalışıyor. Şimdi ne yapıyor Gülöz'den bir dakika? Önce bir keten yağı kullanıyor. Ha, tamam yağlı boya da olur gibi. Evet yağlı boya olur gibi çalışacağı yeri yağlıyor. Daha sonra renklerden işte yapmak nereye yapacaksa orta değer bir renkle başlıyor, boyuyor, gölge koyuyor, yuvarlak fırça kullanıyor. Daha sonra da ışık renklerini atarak toparlıyor. Ama tabii çok büyük bir usta nereye nasıl bir darbe atacağını biliyor. Hemen bir çiçeği nasıl oluştururuz onu yapıyor şu anda. Ben heyecanlandım galiba. Ay, çok heyecanlandım ben de öyle. Bu kadar kolay değil mi? Evet. Sen de bugün bize bir şey yapacaksın, tepsi yapacaksın. Sehpa benim yaptığım. Evet, özür dilerim, sehpa yapacaksın. Bunu ve bunu hediye ediyoruz. İzleyicilerimize Gül Özdoğan aynı teknikle, bakın önünde çalışıyor. Eğer evinize uyduruyorsanız veya böyle bir şeyi seviyorsanız hakikaten Gül Özdoğan da bir usta. Bakmayın o hani ustam burada falan diyor ama bu tekniği çok iyi çalışanlardan. Önündeki şey verniklendiği zaman evet. Süper güzel olacak. Bakın biraz ilerledi. Şurayı nasıl ortaya çıkıyor? Şurası şu mekan canlandı. Çiçeklerin olduğu yer çok ince çalışıyor. Thank you. Çok güzel. Nerede, hangi müzede eserleri bu? Rus Rostova Müzesi'nde eserleri var hocamın. Ayrıca Almanya'da bir müzede ama adını bilemiyorum. Amerika'da eserleri var.
çok iyi bir usta, çok büyük bir usta. Onu görmek, onun elinden bir şeyler görmek, ben burada işimi yapamıyorum. Evet, oraya biz hepimiz çok, bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz ama hakikaten çok heyecanlandık. Gerçekten çok da titiz ve çok güzel çalışıyor. Bir özelliği daha bahsetmek istiyorum. Bakın hep tepsilerin kenarlarında bir bordür var. Hı-hı. Bu da bu işin temel özelliklerinden biri. Şu bordürleri, şuradaki bordürü ve şunları bir görelim arkadaşlar. Hakikaten çok güzel ve özel bir çalışma. Çünkü bunu tamamlayan... Evet, bakın. Evet, o bütünlüğü aslında. O bütünlüğü, hep, evet. Ne kadar güzel. Hepsinde farklı farklı bordürler var. Hakikaten çok güzel. Bunu yaparken ya, olay. Bunu yaparken altın tozu ve tereventini karıştırıyorlar. O şekilde çalışıyorlar. Bazıları da cila karıştırıyormuş. Hocam tereventinle çalışıyor. Ama tabii bunlar hep kafadan ve ezbere. Olek. Wow. Hı. Hiç konuşmuyor. Bir şey söyledi bana. Çalışıyor. Ne diyor? Türkiye'yi çok seviyorum. Türkleri çok seviyorum. Hepinizi çok seviyorum dedim. Harika.